ya da düşük ayarlı altını uygun fiyata, çek altın gibi satan dolandırıcılar piyasada vatandaşı mağdur ediyor. Nelere dikkat ediyorsunuz? Fiyat tabii ki. Peki sahte olup olmadığını nasıl anlıyor biliyorsunuz? Devamlı aldığım bir yer var. Güven diyorsunuz. Tabii ki. Onun dışında? Fiyat ve güven. Onun dışında yok bir şey. Peki sahte altını nasıl anlarız? Bilinen bir firmadan alışveriş yapmalarında fayda var. Altının sahte olup olmadığını anlamak pek de mümkün değil. Vatandaşın yapması gereken tek şey altının üzerinde bulunan patentlere dikkat etmesi. Kuyumcularda 22'er, 14'er ve 18'er mamuller satış esnasında bir üretici firma damgası vardır. Bununla beraber TSE damgası ve ürünün 22'er veya 14'er olduğunu belirten bir damga daha vardır. Bu üç tane damgayı görmemiz gerekiyor. Sebebine gelince üretici firmayı takip edebilmemiz için kuyumcular odasının verdiği bir patenttir bu. Firmayı biliriz, kimin ürettiğini de öğrenme şansımız doğar. Bu şekilde de hukuksal olarak da hakkımızı arama şansımız da doğuyor. Sahte altını anlamamız konusunda bir diğer taktikse kuyumcuların mihenk taşında uyguladığı yöntem. Burada göreceğiniz gibi bir asitsel kullanımı şeylerimiz var, fark etmişsinizdir. Bunları keza bu şekilde sürüyoruz taşın üstüne. Bu bir 22'er üründür. Bunu 2'er dediğimiz kimyasal bir suyumuz var. Asitli bir suyudur bu. Altınla bağdaştırdığımız ve bu şekilde altının kaybolmamasını bekliyoruz. Eğer altın kaybolmuyorsa 22'er altın olduğunu görmüş oluyoruz. Sahte altının bu zeminde izi ne kadar süre kalıyor? 5 saniye, 5 saniye civarında kayboluyor. Altının sahte olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Biliyorsunuz mu? Bilmiyorum. Altının kaç ayar olduğunu anlamak istiyorsanız altının rengine dikkat ediniz. Genel itibariyle 22'lerde halkımız zaten bilir. Yeşil tona yakındır, daha koyu bir tondur ve hafifliği biraz daha hafif tutar. 14 ayar daha bir kırmızıya veya yeşil tonun bir ton daha aşağısındadır, açık bir tondadır. Daha sert bir madendir 14 ayar çünkü katkı maddesi daha fazladır içinde. Halkımız da bunu bilir zaten. 22 ayar o yüzden yatırım amaçlı tercih ederler. 14 ayar da daha çok takı üzerine. Uzmanlar internet üzerinden satışa sunulan pırlantaların alımı konusunda da vatandaşları uyarıyor. Gerçek dolandırıcı tüketiciler çok zor anlar. İnternet üzerinden bilgi alıyorlar. Renkleriyle, karatlarıyla her türlü şeyini öğrenebiliyorlar. Fakat yüzeysel olarak, somut olarak hiçbir bilgileri yok. Bu yalnızca bu işte profesyonel olmuş kişiler tarafından pırlantanın özelliklerine bakılarak öğreniliyor. Onun dışında tüketicinin firmaya güvenmesi ve bilindik yerden almasını tavsiye ediyoruz.